Yo 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 yo. Hepinize selamlar. Benim ismim Ege Can Aktaş ve bugün sizlerle manyak gibi uzun bir zamandan sonra tekrar ve tekrardan Rasta haftalık itemleri değerlendiriyoruz. Haftalık yatırım rehberimizi paylaşıyoruz. Şimdi çok ufak bir derecede neden videoların gelemediğini açıklayacağım. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere ben şu anda FivePro'nun takımının LoL koçuyum. O yüzden çok yoğun geçen aylarım oldu. Aynı şekilde üniversite sınavım falan filan oldu. Bayağı yoğundum. Sonuçtur, e-spordur falan. Bayağı aklım şaştı ve kanalı tamamen boşladım. Kusuruma bakmayın. Ancak off-season'a gireceğiz 5 Eylül'deki TBF'den sonra. Ve off-season'dayken olabildiğince, elimden geldiğince video atmaya çalışacağım sizler için. Ancak ufak bir başlangıcı geçtiysek hemen devamını edelim. Şöyle söyleyeyim. Klasik olarak bu hafta yine 8 tane itemimiz var. Ve bu 8 itemin içerisinde çok güzel itemlerden var ve size hangilerini alıp hangilerini almayacağınızı ve benim hangilerini alacağımı göstereceğim. Basitçe olarak şunu söyleyeyim. Kapı, taş ve furnace'ı, yani ocağı almanıza gerek yok. Biz geri kalan buradaki 4 item'a, 4 tane eşyaya bakacağız. Benim %100 alacaklarımdan bir tanesi kesinlikle bu Opulent Helmet. Neden olduğunu oyun içerisinde göstereceğim sizlere. Ancak Opulent Helmet'in tipine baktığın zaman böyle ışıl ışıl parıldayan bir şey olduğunu fark edebiliyorsunuz. Özellikle güneş esnasında parıldıyor. Hani gece falan özel bir neon ışığı yok ama güneşte çok güzel parıldıyor. Aynı şekilde burada Roadside Vest'i var. Aynı setin devamı olmak üzere. Burada da Vest'ini görüyorsunuz gene. Zaten full set olarak resimler aynı. Ve burada da İskoç etiği var. Kilti var. Pants de yazılmış da kilti var burada. Aynı şekilde bu da oldukça güzel. Fiyatlar biraz pahalı. Evet, ama neden pahalı olduğuna geleceğim. Burada bir tane Twin LR'ımız var. Ben bunu çok almayı planlamıyorum. Çok hoşuma gitmedi çünkü. Ancak eğer bir LR skin istiyorsanız, hani illaki bir LR skin olsun en azından. Pahalanır pahalanmaması önemli değil. Hani hem yatırım için alayım hem de pahalanması da ben kullanırım derseniz alabilirsiniz. Güzel bir LR skin'e benziyor. Çok bana hitap etmedi ama size hitap edebilir. O yüzden hoşunuza giderse bunu alabilirsiniz ama bundan çok yüksek bir fiyatlara çıkmasını beklemeyin. Burada Retrowave Sleeping Bag var. Bu benim manyak hoşuma gitti. Hani öyle böyle değil. Size şunu söyleyeyim. Bir sleeping bag almak istedim. Uzun zamandan beri sleeping bag'im yoktu ve bu harbiden aradığım, istediğim şeylerden bir tanesi oldu kesinlikle. Ben bunu tamamen çok hoşuma gittiği için alacağım ama pahalanma ihtimali de olabilir. Hani bunu hiç tahmin edemiyorum, biliyorsunuz mu? Sleeping bag'lerin piyasası bir tık tuhaf çünkü. Onun dışında diğer ekranı alayım hemen sizlere. Onu yakalamaya geçelim. Neden Opulent'lere o kadar çok önem verdiğimi göstereyim sizlere. Gördüğünüz üzere benim burada Opulent HQ setlerim var. Ve bu HQ setler yaklaşık olarak 2 hafta falan önce geldi mağazaya ve 30-35 liradan çıktılar. O civarlarda bir şeylerden çıktılar. Ben gelecekte manyak gibi pahalanacağını düşünüyorum. Çünkü setler manyak derecede güzel. Onun dışında burada da o yüzden ben bu parayı vermeyi planlıyorum. Ama illa ki tek bir item alabilecek olursanız kesinlikle ve kesinlikle kilti, yani Opulent Roadside Pants'i almanızı tercih ederim. İskoç etini kesinlikle alın. Hatta bundan iki tane de alabiliyorsun. İki tane alın. Ben şahsen bunların hepsini alacağım. Çünkü ben bunu set olarak kullanmak istiyorum. 73 lira bir para vereceğim. Sonucu ne olacak hiçbir fikrim yok. Şahsen bir tane daha Roadside almak isterdim ama çok çok ilgimi çekmedi manyak gibi. Hani şunu söyleyeyim, pahalanabilir de ucuzlayabilir de, çok riske atmak istemedim. Ama ilk Opulentler manyak gibi pahalanmadı, o yüzden ben bunlarda bir patlama bekliyorum. Aynı Blackout kitlerinde olduğu gibi. O yüzden bunların pahalanma ihtimali var ama aralarına en iyi pahalanacak kesinlikle kilt olacaktır. Çünkü hem HQ sette hem de Roadside sette kullanılıyor. O yüzden tek bir şeye fokuslanacaksanız dediğim gibi kilti almaya daha çok dikkatli olun. Ben burada secure checkout diyorum. Bu ekranı göremiyorsunuz yüksek ihtimalle. 73 lira 20 kuruşumu verdim. Bir içim acıdı. Refresh'lerim gelir birazdan. Aynı şekilde geldi. Aynen öyle. Ya şöyle söyleyeyim. Ben şahsen bugün memnun kaldım. Çıkan itemlerden özellikle bayağı memnun kaldım. Tekrar ve tekrardan videoyu daha erkenden daha fazla çekemediğim için özür dilerimi diliyorum. Önümüzdeki dönemlerde bol bol video çekmeye çalışacağım. Trade Up'tır, CSGO update'leridir, ne varsa elimden ne gelirse çekmeye çalışacağım. Twitter ve Instagram kullanıcı isimlerimi değiştirdim. Şu anda KoçLegoCan yazıp ulaşabilirsiniz ikisine de. Koç İngilizce olan Koç, Türkçe olan Koç değil, ondan not alayım. Onun dışında CSGO Empire, Rollbit tarzının sitelerinde promo kodlar aşağıda var. Kullanabilirsiniz, çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.